İkinci tebliğcimiz Doçent Doktor Niyazi Beki Bey sunacaklar. Tebliğinin konusu Kur'an ayetlerinin asrın idrakine sunulmasında bir tecdit hareketi olarak Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur örneği. Buyurun Niyazi Bey. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahabetihi ecma'in. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Mühterem hazirun, ben de bu kısa zaman içerisinde mümkün oldukça tebliğimi özetleyerek arz etmeye çalışacağım. Önce kısaca, çok fazla faydası olmasa bile, müceddidlerin isimlerini arz etmekte, sizinle paylaşmakta fayda mülahaza ediyorum. Celaleddin Suyuti Hazretleri Tuhfetül Mühtedin Bi Ahbaril Müceddidin adlı eserinde, Manzum Hırcozesinde müceddidleri şöyle sıralamıştır. Birinci asrın müceddidi Ömer bin Abdülaziz. İkinci asrın müceddidi İmam Şafii. Üçüncü asrın müceddidi Ebu'l-Abbas Ahmed İbn Süreyç veya Ebu'l-Hasan el-Eş'adi, bildiğimiz İmam-ı Eş'adi. Dördüncü asrın müceddidi, tabi bütün bu asırlar Hicri olarak geçiyor, Ebu Bekir el-Bakillani veya İmam-ı Ahmed el-İsferayini. Beşinci Hicri asrın müceddidi İmam Gazali. Altıncı Hicri asrın müceddidi Fahreddin Razi. Yedinci asrın müceddidi İbn Dakik el-İd. 8. Hicri asrın müceddidi Siracuddin el-Bülkini veya Zeynuddin el-Iraki. 9. Hicri asrın müceddidi zaten Celaleddin Suyuti Hazretlerine geliyor. Kendisi ben inşallah bu asrın müceddidi olduğumu düşünüyorum diyor. Geriye kalan bizim asrımıza kadar ümmetin telakki bil kabul ettiği 3 tane müceddid vardır. Birisi İmam-ı Rabbani, 10.sü ki 11.si Mevlana Halid-i Bağdadi ve 12.si Bediüzzaman Said Nursi radıyallahu anhum ecma'in. Yine Celaleddin Suyuti Hazretleri'nin ifadesine göre bir müceddidde bulunması gereken vasıflar şunlardır. Kendisinden önceki müceddid ile kendisi arasında yaklaşık 100 yılın geçmiş olması, bütün sözlerinde Hazreti Peygamber'in sünneti, yolunu neşr etmesi, söz konusu şahsın Hazreti Peygamber'in Ali Beytinden olması, bunlar tartışılmıştır. Başta Ömer bin Abdülaziz'in ki müttefakun aleyh'dir onun gerçekten müceddid olduğu ve seyyid olmadığı da ortadadır. Hadisin belirttiği gibi alimlerin cumhurun kabul ettiği gibi bir fert olması, tabi bunun bir cemaat olması da söz konusudur. Böyle diyenler de vardır. Büyük bir müçtehit olması. Vasıfları bunlardır. Bu vasıfların Bediüzzaman Hazretleri'nde var olduğunu düşünüyorum. Bunu fazla açıklamaya gerek görmüyorum. Üstad Hazretleri bu asrın müceddidinin gerekli olduğunu şu sözleriyle ifade etmektedir. Çok önemli vurguları vardır. Cenab-ı Hak kemal-i rahmetinden şeriat-ı İslamiyenin ebediyetine bir eser-i himaye olarak her bir fesad-ı ümmet zamanında bir müslih veya bir müceddid veya bir halife-i zişan veya bir kutbu azam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevi mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izale etmiş, milleti ıslah etmiş. Din-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam muhafaza etmiş. Madem adeti öyle cereyan ediyor, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nurani gönderecek ve o zat da ehl-i beyt-i nebeviden olacaktır diyor. Tecdid, üstadımız ki diyor tecdidin hadislerdeki İslam literatüründeki önemi özellikle iman açısındandır. Hakikaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malumunuz meşhur olan hadisinde ceddidu imanekum bila ilahe illallah, imanınızı la ilahe illallah ile tecdid ediniz. Tecdide ihtiyaç vardır. İmanın la ilahe illallah sözü sadece tekrar etmekle olmaz.
La ilahe illallah'ın hakikatını belirtmek, onu anlamak, onu algılamak gerekiyor. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, siz sahabelere hitaben, sizin elbiseleriniz eskidiği gibi imanınız da eskir. Ne yapalım ya Resulallah dedikleri zaman, Allah'ın imanınızı tazelemesi için ona yalvarın buyurur. Demek imanın tecride ihtiyacı vardır. Onun için tecridin en büyük önemi iman açısındandır. Yoksa diğer fıkhi meseleler üzerinde çok fazla tecrid söz konusu değildir. Ve yine Bediüzzaman Hazretleri tecridi vurgulamak üzere buyuruyor ki, evet, bu zaman hem iman ve din için, hem hayat-ı içtimaiye ve şeriat için, hem hukuku amme ve siyaseti İslami için gayet ehemmiyetli birer müceddidi ister. Fakat hakaiki imaniye muhafaza noktasındaki tecrid vazifesi en ehemmiyetlisi, en mukaddes ve en büyüktür. Ve Bediüzzaman bunu yaptığını söylüyor. Bunları da tabii benim de tebliğimde uzunca görebilirsiniz inşallah. Bediüzzaman'ın tecrid metodunda yenilik sayılabilen önemli unsurları görmek mümkündür. Kur'an'ın metodunu esas alması, dini ilimler ile asrın fenni ilimlerini birlikte mütalaa etmesi, zamanı büyük bir müfessil olarak değerlendirmesi, eski zamanların tarikat mesleği yerine hakikat mesleğini esas alması, kalb ile aklı mezc etmesi ve benzeri yenilikleri sayabiliriz. Ancak biz bu çalışmamızda zamanın taht riyasetinde yapılan Kur'an ayetlerinin yorumunda ortaya konan tecrid izlerini görmeye çalışacağız. Bunları da kısaca Kur'an'ın tertibi içerisindeki kronolojik bir sıralamaya tabi tutarak Kur'an ayetlerinin tertiplerine göre konuyu açıklayacağız. Kusura bakmayın, biraz daha üşütmüşüm 2-3 gündür. Biraz da cemaatin keyfiyet itibariyle azameti çokluğu da sanırım beni biraz susuşturuyor. Fatiha suresi önce besmele, dün Varis hocamız, Varis abi işaret etti diğer bazı zatların tebliğinden. Gerçekten benim de bildiğim, benim düşünceme göre Üstad burada bir yenilik yapmış. Mu'tad olan tefsirlerde Bismillahirrahmanirrahim manası bildiğiniz şekliyle ifade ediliyor. Fakat Üstad burada Bismillahirrahmanirrahim'in sadece insanların değil, bütün kainat tarafından وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ her şeyi Allah'a tesbih ediyor ayetinden hareketle her şeyin Bismillahirrahmanirrahim dediğini söylüyor. Yani kainat Bismillahirrahmanirrahim demek suretiyle yokluktan varlığa çıkıyor ve varlıkta sırrı kayyumiyet ile varlığını devam ettiriyor. Canlılar Rahman isminin tecellisiyle ona bağlanarak hayat buluyor ve rızkını buluyorlar. İnsanlar Rahim ismine dayanmak suretiyle o tecellinin basarı olarak vardırlar. Onun için buyuruyor ki üstadımız, Bismillahirrahmanirrahim'de üç önemli ukde-i hayatiye vardır. Cenab-ı Hakk'ın üç mührü vardır. Biri üluhiyet sikkesidir ki Bismillah ona bakar. Yani bütün kainat varlığıyla, nizamıyla, yoktan var olmasıyla, varlıkta devam etmesiyle diyor ki Allah birdir, o olmasa ben vücuda gelemem, varlıkta devam edemem. Sonra kainat içerisinde Rahman isminin tecellisine göre bütün canlılar diyorlar ki Razzak olan Rahman olmasa ben asla rızkımı bulamam. Zira icat noktasında bütün sebepler acizdirler ve inizale çekilmek zorundalar. Özellikle bunlar içerisinde ismi Rahim'e mazhar olan Dekaik-i Re'fet, Lataif-i Rahmet ile hakikaten donatılmış olan insanoğlu ki anneleri çok yakından biliyoruz. Eğer Rahim ismi olmazsa insanın vücudu etten, kemikten, sinirden medene geliyor. Bu rahmet kıvılcımları bunlar nereden geliyor? Alem-i manadan geliyor. Demek ki insan da Bismillahirrahmanirrahim diyor. Böylece altı nokta içerisinde Bismillah'ın çok önemli olan
sırlarını bize aktarıyor. Bence çok önemli ve orijinal bir tecdit sayılabilir bu. Ali İmran suresinde sünnet-i seniyeye ittiba etmeyi ifade eden şu ayeti tefsir ederken de çok önemli bir yenilik getirdiğini düşünüyorum. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونَ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Beni, Allah'ı seviyorsanız bana uymanız gerekir. Üstad burada mantık zinciri içerisinde istisnai olan kıyasın istisnai bölümünü nazara vererek 2 kere 2 4 eder derecesinde katiyen diyor ki ve ispat ediyor ki hakikaten bu noktada Allah'ı seven mutlaka Resulullah'a tabi olacak. Bu şuna benzer diyor ki bu kıyaslama içerisinde deniyor ki اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ Eğer güneş doğmuşsa netice veriyor ki gündüz vardır. Gündüz varsa netice veriyor ki güneş doğmuştur. Eğer gündüz yoksa güneş yok demektir. Doğmamış. Güneş doğmadıysa gündüz yok demektir. Aynen bunun gibi eğer ittiba varsa Allah'a muhabbet vardır. Muhabbet varsa Resulullah'a ittiba vardır. Ve bu vurguyu bugünkü insanların zihnine nakşetmek için ayetin arkasından gelen kısmı وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ve sizin günahlarınızı bağışlar ifadesine yer vermiyor. Çünkü buradaki spesifik olarak maksadı Resulullah'ın sünnetine ittibaın ne kadar önemli olduğunu nazara vermektir. Bu da önemli bir tefsir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. Keza Ali İmran suresinin 64. ayetinde de ki ey ehli kitap gelin bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz müşterek adil bir sözle karar kılalım. Bu ayetin de arkasından gelen ifadelerinden çok ehli kitap kavramına çok orijinal bir yenilik getirmiştir. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'in ehli kitaba ehli kitap demesinin sebebi şudur. Diğerlerinin kitabı yok. Dolayısıyla kültürlü değiller, tahsilli değiller, bilgili değillerdir. Ehli kitap diğerlerine göre kitapları vardır, okuma yazmaları vardır, tahsillidirler. Madem etimolojik yapısı itibariyle ehli kitap kelimesi mektepli olanları da ihtiva ediyor, tahsilli olanları da tazammül ediyor. Öyleyse Kur'an'ın bu ifadesini bu asrada teşmil edecek şekilde bütün mekteplilere, tahsilli olanlara tevcih etmek gerektiğini söylüyor. Gerçekten o dönemde ellerinde Tevrat, İncil gibi kitaplar bulunan ehli kitap herkesten daha çok semavi bir kitap olduğunu gördükleri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve Kur'an'a iman etmeleri gerekirken en çok fazla onlar muaraz etmiş. Ve 18. 19. asırdan itibaren pozitivizm, materyalizm gerçekten bir yandan ilim deyip bilimsel, fen, teknoloji birçok şeylere imza atarken öbür taraftan bir hakikatin kaynağı olan İslam'a sırt çevirmeleri de aynen eski dönem ehli kitap gibi bir konuma düşmüşlerdir. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'in ehli kitap ifadesi adeta bu asırda yeniden nazil olmuş gibi Kur'an'ın tazeliğini, şebabetini, tazeliğini her asra hitap eden bir evrensel kitap olduğunu gösteren bir format içinde ey ehli mektep, ey tahsilli insanlar, bakınız tahsiliniz var, ilminiz var, aklınız var. Kur'an-ı Kerim'e bakın, böyle bir kitaba iman edilmez mi diye sayhasını alemin etbarına dağıtıyor. Maide suresinde yine bu asırda eskiden beri marjinal de olsa bazı gruplar tarafından şu tekfir mekanizması çok kullanılmıştır maalesef. Referans olarak da bu ayet söz konusu edilmiştir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَرَ اللّٰهُ فَوْلَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Üstad bizzat bunu kendisi görmüş Osmanlı'nın son döneminde bazılarının kim Allah'ın indirdiğiyle hükümleriyle
hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir. Bu ayetini referans kaynak göstererek Osmanlı döneminin sonlarında yapılan bazı kanunlar, teşkilat-ı esasi gibi kanunları yapanların haşa kafir olduklarını söylemişlerdir. Burada tefsirlerde, muhtat tefsirlerde daha çok bu işte Yahudiler için gelmiş, diğeri Hristiyanlar için vesaire, zalimun, fasikun gibi kelimeler vardır. Fakat bununla bu asıl bu problemi tedavi edilemez. Dolayısıyla bunu ciddi manada üstad ve men lem yahkumun manası ve men lem yusaddik diyor. Aslında ve men lem yusaddik sözlük anlamıyla ve men lem yusaddik değil. Fakat bu bir lazım ve mana ile tefsirdir. Mantık ile tefsir değil, mefhum ile tefsirdir. Çünkü ve men lem yahkum bima enzela diyor, ma diyor. Allah'ın indirdiği şeylerle hükmetmeyen, ma kelimesi çok geniş kapsamı vardır. En küçük bir yalandan tutun bir katle, bir şirke kadar her şeyi ifade edebilir. Eğer bu zatların, bu adamların dediği gibi gerçekten Allah'ın hükmüyle indirdiği şeylerle hükmetmezse kafir olur diye kabul edersek, yalan söyleyen de kafir olur. Bu da Allah diyor yalan söylemeyin. Yani sadece devlet ricali bir adamın elini kesmiyorsa niye kafir olsun ki? Eli kesmemek bir adam öldürmek kadar günah değildir ki. Rajm etmemek bir zina kadar kötü değildir ki. Bunlar daha büyüktür. Ehl-i sünnetin itikadına göre büyük günah işleyenler dahi kafir olmaz. Tövbeleri kabul edilebilir. En az kafir değillerdir. Öyleyse bu gerçekten ve men lem yahkumul manası ve men lem yusaddik. Yani eğer iman etmediği için uygulamaya koymuyorsa o zaman mesele yok. Fakat nasıl ki biz müminiz, iman ediyoruz, bir sürü günahlarımız var ve elhamdülillah kendimizi kafir saymıyoruz. Diğer devlet ricali içinde bunları düşünmek zorundayız. Şayet iman ediyorlarsa mümindirler.